Evet, chapter çıkmadı ama ben buldum. Ekmeğimi aldım, tavaya sıyıra sıyıra, bandıra bandıra sayfalara bandırdım. Her sayfası başka bir hikaye ve her sayfası bence başka bir kalitede. O kadar iyi bir kalitede ki uzun zaman sonra yine bir inceleme yapmak istedim. Gerçi arada bir ay mola vardı da çaktırmayalım. Neyse, yani onun da dışında like alıp izleneceğini de bildiğim için de yaptım yani. Neyse, bölümde neler oluyor? Spoiler videosunda birçoğunu açıkladım aslında. Ama Shanks tam olarak neyi planlıyor? Ve daha doğrusu amacı ne? Bunu bu chapter incelemesinde görüyoruz. Tensei ile tanışıyoruz. Açıkçası bu tip ortalığı mahvedecek gibi demedi demeyi. Ve Aramaki vs Yamato ve Momo da başlıyor. Orada da kimin üstün olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Aramaki'nin duruşu da çok ilginç. Ve birkaç olay daha var. Bunları duymak istiyorsanız kemerlerinizi bağlayın ve hazır olunuz. Şimdi arkadaşlar, yorumlara 100 tane bölüm çıkmadı nasıl inceliyorsun diye gelmeden açıklayayım. Ben tefoyum, ben yaparım. Diyemeyeceğim ama Rofsken ve yazılar birleştirerek bir nevi olsa da sonuca varabiliyorsun. Tabi bu da benden size gelsin diyelim. Bölümün adı Entei, başlık zaten direkt olarak Sabo'ya bir gönderme. Bu arada hani Sabo'ya gönderme var ama Sabo bölüm boyunca gözükmüyor direkt olarak. Son chapter'da Aramaki yani Grimbrum'uz yola çıkmıştı. Kutlamanın olduğu yere doğru gidiyordu ve buradan devam ediyoruz. Kızılkınlar karşısında duruyor. Burada da gözüme batan en büyük olay Aramaki'nin adalet anlayışı. Ha şimdi burada Türkçe biraz eksik olduğu için tam şey yapamayacağım. Hani tam Türkçe şeylerini bilmiyorum. Her amiralın değişik bir adalet anlayışı vardı. Aramaki'ninki en çok bana göre size şöyle anlatabilirim. Akainu'nunkine benziyor. Bunun dışında böyle bir daha üstten bakış tarzları da var. Hani gerçekten bu vahşi köpek yani kızıl köpek lakabı biraz Aramaki'ye daha uymuyor desem yalan olur. Çünkü uyuyor gibi. Hatta şöyle bir laf diyor çünkü. Hani kutsal ejderlere tapma dışında şöyle bir laf diyor. Gerçi yaşamak için daha küçük varlıklar yaratmamız gerekiyor. Bunu da tabii kime diyor? Kızılkınlara diyor. Hani burada bir üstten bakış açısı var çünkü kendisi hükümet, kendisi devlet yani bu bakış açısı ile karşıdakisini zerre ciddiye almadan şey yapıyor yani gerçekten sizi öldürürüm falan filan diyor. Tabii Luffy almak için bunu diyor ama burada da belli bir karakter görüyoruz aslında yani ne karakterse tartışılır. Ama seviyorum abi adam çok havalı. Meyvesi de açıklanıyor, orman orman meyvesi ve bu bir Logia meyvesi yani bununla Logia orman meyve tarzı şeyler yapabiliyor. Yani yok paralize, yok uyutma, yok Pokemon'daki yok şu saldırı, solar beam falan bunlar iptal bana göre. Çünkü orman ormanla olayına yakışmayan şeyler gibi geliyor. Ha çıkabilir yine de zannetmiyorum. Ya zaten böyle fake hareketler, uyutma falan filan bu tipe de yakışmaz yani diyeyim size bunu. Çünkü bağıra bağıra gelen bir karakter bu. Hani öyle yok sizi uyutayım da şunu yapayım da öyle bir tip değil. Hani öyle bir gücü de geliştirmez bana göre. Aramaki Kızılkınlar ile savaşa giriyor. Hedefi Luffy ile onun arasına giren kimse onları öldürmek istiyor. Sonra Yamato geliyor ve onu durduruyor. Bunun da üstüne Momo da geliyor. Momo ile de kapışıyor. Ve Aramaki zaten Yamato'nun kim olduğunu duyunca bir şoka giriyor. Üstüne de Momo'nun kim olduğunu duyunca yani Momo'nun tipini görünce yani ne oluyoruz falan gibisine diyor. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Momo ve Yamato Kızılkınlar ile net ve rahat bir şekilde görünüşe göre Aramaki'yi durduruyorlar. Şimdi bizim Grimbrum'uzdaki bir sıkıntı var. Bu bir özel formuna da geçti yani burada durdurulurken. Yani formu da bu arada çok çirkin. Burada bence şöyle iki bir ihtimal var. Birincisi absürt ama ki benim beklentimi karşılayan, benim böyle bir beklentim var aslında. Bir amiral gücünü yükseltmek isteyen Oda Senpai burada bu grubu komple harcatacak. Yani bizim Aramaki bunların içinden geçecek. Olabilir mi? King ve Queen'i yenen biri bunu yapabilir ihtimaller içinde. Şimdi diyeceksin King ve Queen yaralıydı. Tamam da ben de diyorum zaten hani Aramaki'nin gücünü göstermek için şu an bunu yapacak. Bu bir ihtimal. Benim beklediğim aslında bir ihtimal. Diğer ihtimal ise belki birçoğunuzun da beklediği olabilir. Zannetmiyorum açıkçası. Bunların Aramaki'yi böyle def edecek. Şimdi abicim sen bir amiralı bu kadar güçlü çizip de yani bir amiral deyip de bu adama bu bir hava veriyorsan bu adama gelip de yani Kızılkınlara falan Yamato'ya Momo'ya da yenilirse açıkçası ben üzülürüm. Ha bir amiral sevdalısı değilim ama bir amiralın yani gücüne de ayıp edilir diye düşünüyorum. Tamam rakip de güçsüz değil, rakip de çok güçlü ama abi bir amiral ya bir boru değil bu. Benim düşüncem açıkçası. Peki sizce hangisi daha mantıklı? Yani burada iki ihtimal var bana göre. Hangi ihtimalin daha mantıklı olduğunu yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Şimdi gelelim chapter'ın en önemli konularından birine. Birkaç sayfa, birkaç satır, bir flashback ile hatta
Shanks abi ve tayfasını görüyoruz. Wano etrafındalar ve son videodaki başlık gibi Wano'da değil de Shanks Wano'ya girmek istediğini söyler. Yani Shanks şu an Luffy ile buluşmak istiyor. Peki kaç yıl oldu arkadaşlar? 25? Yani size şöyle bir ekleme yaparım. One Piece'i güncel takip ettiğinden herhalde bir 15 seneyi geçmiştir yani bir Shanks'i görme isteği. Ve Shanks'i cidden bu chapter doya doya görür. Hani doya doya dedim 3-4 sayfa ama tadını bilin, kıymetini bilin bu 3-4 sayfa. Hani siz en son ne zaman gördünüz Shanks'i? Bir daha ne zaman 3-4 sayfa göreceksiniz? Shanks'i görmemiz bana göre şöyle bir şey. Sevdiğin kız sana abi demeyi bıraktığı an. Veya diyettesin, bir cheat day eklersin. Öyle bir duygu Shanks'i görmemiz. Aslında herkes Luffy'yi görmek ister. Özellikle Lucky Roo. Biri emin değil, Yasop. Çünkü Usopp'u görecek ve hazır olmadığını diyor. Ebe arkadaşım, sen hayal uğruna karını çocuğunu bu tek bırak. Kadın öldü, sen halen çocuğunla ilgilenmedin. Yok neymiş, ben korsan olacağım. Git otur evinde çocuğuna babalık yap. Ama yok, yapma, sonra da ben oğlumu görmeye hazır değilim. Abicim sen zaten babalık yapmamışsın. Gidip göreceksin yani. Düşünüyorum oğlum, Yasop'a Türkiye'de ne yaparlardı? Yani klasik bir dayak hak ediyor yani. Hadi şerefsiz sensin lan. Ben namussuz. Kavaş tezeler. Aa, bir dakika, bir dakika. Kid ile yakın zamanda savaştıklarını da belirtiyorlar. Ve Shanks'in yüzünde net bir şekilde bir mutluluk var. Özellikle posteri gördüğünde. Hani bana göre bu çizim daha çok bir hani başarılı olma yüz ifadesi. Huzurlu, mutluluk, hani bir şey başardığını gösteren bir yüz ifadesi. Bilmiyorum, belki abartıyorsunuz da diyebilirsin. Olabilir ama ben bunu böyle algılıyorum. Bu benim düşüncem. Bu arada Luffy posterinde 25 formu da var. Zaten bundan sonra da o meşhur flashback geliyor. Hani meşhur dediğime bakmayın. Shanks'in Nika Nika meyvesini aldığı an. Şimdi orada da kasıtlı aldığını da görüyoruz. Neyi görüyoruz? Who is who şöyle bir laf diyor. Gemide bizim hiçbir hazinemiz yok. Sadece bir şeytan meyvemiz var. Buna rağmen saldırıyorlar ki Shanks falan çok emin saldırmaya yani bu flashback. Yani net olarak şeytan meyveyi hedeflediğini görüyoruz. Burada Shanks'in uzun zamandır bir planı olduğunu da öğreniyoruz aslında indirekt. Ve sadece şunu diyebiliriz. Shanks'in asıl planı bu meyveyi alıp Ace'e götürmek. Bana sorarsanız. Kendisi yemek şeyindeyse yerdi zaten diye düşünüyorum. Belki kendisi de yiyebilirdi ama kendisi zaten meyve yemek istemediği için Ace daha mantıklı geliyor ki zaten beklenti de Ace üzeri. Ama sonunda bu planı bozan biri var. Yani Shanks'in planını bozan kişi de Luffy. Çünkü o Nika. Shanks'in kol sahnesini falan da tekrar görüyoruz. Ve Shanks sonunda şunu da açıklar. Luffy ile tanışmak gibi bir niyeti yokmuş şu an. Peki senin niyetin ne o zaman diye insan sorar. Aslında bir iki ipucu verir gibi de oldu bence. Bu lafın arkasından Barton'un ne yaptığını söylerler. Yani burada herkesin beklediği tatlı Shanks abimiz dışında bize korsan olduğunu gösterir gibi. Çünkü kimse onun mekanında ona racon kesemez. Ve Barto bunu yaptı. Bunun da hesabını vermek zorunda. Açıkçası bana göre Barto Wano'da çıkarsa şaşırmayın. Ha, Barton'un tayfa ile yakında buluşacağı onaylandı gibi de geliyor bana. Çünkü Shanks ona saldıracak ve Luffy araya girecek. Böyle bir senaryo bekliyorum ben. Çünkü Barto'da bir nevi Luffy'nin tayfasının bir parçası artık. Yani burada bir tutlaşma oluyor, ekipler oluyor, taraflar oluyor ve bu iki taraf da değişik taraf gibi geliyor. Hatta son cümle olarak da Ben Beckman'a şöyle bir şey diyor. One Piece savaşına katılmanın zamanı geldi. Şimdi savaşa katılmak istiyorsa Luffy ile buluşup çay içmeyecekler abi. Savaş diyor, Barto diyor. Hani gelip çay içmek, oturup bir şeyi konuşmak saçma gibi geliyor. Ha şimdi dersiniz poneglyph olayı var. Tabii. Bana göre şöyle bir ihtimal doğuyor. Ha Wano'da buluşabilecekler mi? Emin değilim. Yani biraz zor görüyorum. Halen bir imkansız gibi görüyorum. Ha bana gerçi 2 hafta önce deseydiniz Shanks'i 5 sayfa göreceğiz. Yakın zamanda ona da imkansız derdim. Hani doğru, burada bir netleşelim de. Ama zor geliyor. Olursa da bence burada dostane bir şekilde bir dövüş de çıkabilir artık. Çünkü hani gerçekten ben Shanks'in Blackbeard'e karşı yenilmesini bekliyordum. Bu gelişimden dolayı da tayfanın karşısına da çıkabilir. Luffy ile de kapışabilir. Ha belki bir ölüm kalım olmaz ama kim daha güçlü olabilir? Burada bir konuşma gerçi. Yani bayağı bir olay var. Yani bu olayı her yere de çekebiliyoruz aslında. Ama dediğim gibi gelip de Shanks çay içip de hadi gel şunları konuşup falan olmaz. Ben onu beklemiyorum. Ha bir de yani şimdi racon mevzusu da var yani. Shanks bunu net bir şekilde diyor. Luffy de Barto'ya bir şey yapılmaz. Aslında izin vermez gibime geliyor. Yani bilmiyorum, bayağı bir karışık olaylar burada dönecek yani. Ama dediğim gibi benim görüşüm burada bir dövüş gerçekleşecek. Görüşüm de değil belki, hayalim ama bunu çok istiyorum açıkçası. Gelelim son olaya arkadaşlar, ki bu da biraz detaylı bir olay. Olay hükümet tarafında oluyor. Akainu Kuruma'yı karşısına almış ve konuşuyor. Şimdi Kuruma kim diye merak edenler, ona geçmeden Sabo'nun Kobra'yı öldürdüğünü açıklamışlar yani gazetede. Kobra suikastını da Sabo'ya kitlemişler. Aynı anda da Vivi kayboldu. Bu arada Sabo'ya da dediğimiz gibi yeni bir lakap verilmiş, Entei. Yani alevlerin imparatoru ve amiralleriyle savaşının ne olduğu
burada bir nevi açıklanıyor. Devrimciler, o dört devrimci ve Sabo iki amirala karşı savaştığında başarılı bir şekilde herkes kaçabilmiş, bir de Kuma'yı da alabilmişler. Yani bu savaş başarıyla sonuçlanmış. Burada sevindim çünkü sonuçta devrimcilerin güçsüz olacağı konuşuluyordu. Bu olay gerçekleşmemiş. Yani bir Sabo'nun gücü de net ortada. Hatta şöyle diyeyim. Bu saatten sonra bir Sabo bir amiral gücünde olursa da bence kimse tartışmaz artık. Yani o seviyeye geldi. Bu arada kaybolan Vivi'nin de Sabo ile olduğunu da düşünmek hiç zor değil aslında. Sonra da bu denizciler yani birkaç muhabbet yapıyor. İşte yok tanrı muhabbeti, yok şuna ne oldu, yok buna ne oldu. Burada da dediğim gibi Kurumu ile tanışıyoruz. Adı Tensei. Black Horse abimiz kendisi. Yani siyah at lakabını da almış ve tipe bak bakarsak Oda'nın özel olarak amiral profil tarzında çizdiği, gerçek hayattan esinlendiği bir karakteri görebiliyoruz diyebilirim. Ha kim bilmiyorum ama kesin bir gerçek Japon bir oyuncudan falan alındığı belli. Bu arada pozisyonlarına da tam hakim değilim bu denizci olayında ama şöyle bir pozisyonu var. Soruşturma başkanı. Yani bir amirala yakın bir pozisyon diyebiliriz. Siyah at Black Horse'da, yani anime olaylarında Black, biliyorsunuz Black Horse'un da anlamı da detaylıymış bu arada. Her şeyi yok eden tarzı bir şey diye yorumlarda okudum da. Hani Black Horse bana göre bir Green Bull gücünden daha güçlü gibi duruyor isim olarak. Ha çıkar mı bilmem. Ona bakarsak Kong da daha güçlü olmalı da. Bunları göreceğiz yakında. Bu arada tam çözemediğim bir olay var. İşte scans problemleri diyeyim size. Vatandaşların lockdown'da Sabo'yu hani kutladığını görüyoruz. Hani Sabo'yu direkt orada değil. Sabo'yu o şekilde kutlamıyorlar ama Sabo'nun başarısını kutluyorlar. Zaten söylenen de yani çevirimde de şöyle bir şey alıyorum. Bu gerçekten böyle. Vatandaşlar dünyanın her bir yerinde Sabo'nun başarısını kutluyormuş. Hani bir devrimci pozitif enerji yaratılmış ve bir dünya içinde bir huzursuzluk yavaş yavaş alevlenmeye başlıyormuş. Şimdi bunun sebebi büyük ihtimal Sabo'nun kutsal ejderlere kafa tutmasıdır diye düşünüyorum. Hatta doğru anladıysam Sabo Dragon'dan üstün bir, yani vatandaş açısından bir isme de kapılmış. Yani ismi de almış. Hani Sabo böyle böyle biri gibisine. Abi burada da şöyle bir şey var. Kizaru'yu da kısa bir şekilde görüyoruz. Sonra da Akainu şöyle bir laf ile chapter'ı bitiriyor aslında. Mekanı boş bırakmıyoruz ve hepsini durduracağımı da size iletirim gibisine. Yani böyle bir bize bu iletmeyi de yapıyor aslında. Çünkü yani burada net bir şekilde Akainu burada hani sizin hepinizin topunuzun gelmişsiniz geçmişinize dayayacağım da diyor diyebiliriz. Yani farkındasanız arkadaşlar Oda Senpai büyük savaşa hazırlık yapıyor burada. Fazla şey yapmama da gerek yok. Denizciler formasyona geçiyor. Black Horse gibi yeni güçlü bir üyeyi görüyoruz. Devrimcilerin şimdiden pozisyonu ve güven oyu aldığını da diyebiliriz. Ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Aramaki'yi görüyoruz güç açısından. Shanks Luffy'nin yanına gidiyor. Yani birçok şey olacak ve net diyebileceğimiz bir şey var. Büyük savaş yolda. Ha! Şimdi burada tartışırız. Luffy Shanks ne olacak? Az önce bayağı bir konuştum ama dediğim gibi iki Yonko buluşuyor. Burada çay içilmez yani. Ben bunu beklemiyorum açıkçası. Özellikle Bart olayını düşününce de. Ki Shanks ve Luffy'nin kapışmasını da görmek isterim. Olur mu başka bir şey? Bir de Aramaki'yi görüyoruz. Durdurulması zor. Hani tahmin ettiğimiz gibi güçlü bir amiral. Ve amirallerin gücü de 1-2 chapter'e bence belli olacak. Neyse arkadaşlar bayağı konuştum. Bayağı anlattım. Umarım chapter incelemesi hoşunuza gitti. Gerçekten bu incelemeyi yorgun bir şekilde de yapıyorum. Çünkü bayağı bir yoğunum bu ara. Zaten yarın da tatile gidiyorum. Ondan dolayı yine de hoşunuza gittiyse sevinirim. Video sonunda One Piece parodi 5'e atıyorum. Ve hoşunuza gideceğini düşündüğüm One Piece ne kadar başarılı diye bir video çekmiştim. Hani büyük One Piece franchise'ın dünyayı bir videoya sığdırmaya çalıştığım bir video. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz abone olursunuz. Like'ınızı atarsınız. Zaten bu kadar dinlemişseniz de helal olsun. Yani bunu yapmazsanız da ayıp ya. Neyse ben yavaştan kaçar. Hoşça kalın.